Merhaba arkadaşlar, yine bir yol videosunda beraberiz. Motosiklet felsefecisi Ruh Usta kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar, videomuza başlamadan önce like atalım. Abone olmayanlar varsa abone olsun. Evet, akşam akşam diyor, ne diyor? Beni iftar saatinde iftara yetiştir diyor. Bugünkü sohbetimizin konusu ne arkadaşlar, belli değil. Belli değil. Ne zaman ne gelirse ona göre bir işlem yapacağız. Evet. Şu an trafiğin en tehlikeli saati arkadaşlar. Herkes iftara yetişmek için kafasına göre sistem atıyor. Evet. Şuradan sağdan gireceğim. Malum yaz sezonu geldi arkadaşlar. Uzun yolculuklar, turlar vesaireler başlayacak. Yarın bir Suzuki Brookman 400 detaylı varyatör bakımı yapacağız. İstanbul'dan bir takipçim gelecek. İstanbul'dan. Ona bir varyatör bakımı yapacağız. Evet. Adama yol vermedi. Abudum'un gazı. Servisçiyi burada. Servisçi de işte böyle köşelere vesairelere araba park ediyorlar. Sıkıntı. Evet arkadaşlar, çanta yok, tur camı yok. Motorumuz ok gibi gidiyor. Hop, gazisten ayağa kalkıyoruz. Ar, bir oturuyoruz. Evet, start stop devrede. Millet harmandal oynar gibi. Bak, şu gelişe bak ya. Böyle var ya bak. Ha. Yani kendi şeridinde değil, öbür şeridin şeridinde de gidenler var. Bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Honda diyor bisiklet gibi arkadaşlar. Bildiğin eski mobiletler, bisikletler vardı. Onun gibi böyle fıtı fıtı. Bayağı hoşuma gitmeye başladı. Yani turşusunu vursam vuramıyorum ben. Turşu kurmayı sevmiyorum. Biri gelse, ver dese, al git senin olsun diyebiliyorum yani. Evet, yine bir yeni kasa ABS'li PCX'imiz geliyor arkadaşlar. Pazartesinden sonra. 2021 model 22 çıkışlı, 20-25 bin arası bir kilometrede bir finansman rengi bir PCX geliyor arkadaşlar. Onunla da yine bir gidiş yapacağız. Diyomuz gitmek üzere, birkaç tane taliplisi var. Ama şu an için tabi net bir şey yok arkadaşlar. Diyo önemli değil, biniyoruz, az yakıyor, bindikçe kardayız. Diyo'ya bindikçe kardasın. Günlük 200 lira kardayız. Arabaya binmiyoruz, Dio'ya biniyoruz. 10 günde 2000 lira. Allah bereket versin diyoruz. Dio bindikçe kazandıran bir motor. Ha, PCX'in yerini tutmaz, ayrı bir mesele. Forza'nın yerini hiçbir şey tutmaz, o da ayrı bir mesele. Forza'nın turşusunu mu kuracağız, kurmayacağız. Uzun yol seyahatlere vesairelere Forza ile gideceğiz arkadaşlar. Böyle bir durum var. Kartalcı bir sağ yaptı, bir sol yaptı. Evet, aracı çalışmadı. LPG'de sıkıntı var. Şuradan sola geçeceğiz. Taksici daimin önünden geçemeyiz. Taksiciler hiçbir zaman için yol vermez arkadaşlar. Aksine üstüne üstüne gelir. Dikkat edin. Bak, sola döndü. Ama biz taksiciyi perdeleyebiliriz. O sola dönerken biz de şöyle fıtı fıtı aradan dereden gittik. Evet. Evet, 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 evet. Trafik sabır işi arkadaşlar. Tamamen sabır işi. Arkadaşlar, yaz geliyor malum. Honda'da motor yok, Yamaha'da motor yok deyip de böyle parçası purçası bulunmayan, servisi servis ağı olmayan motorları aldığınız zaman yanarsınız arkadaşlar. Demedi demeyin. Direkt yanarsınız. Direkt yanarsınız. Çünkü bindiğiniz motorlar, aldığınız motorlar eninde sonunda malzeme gerektirecek. Burayı nasıl yaracağız? Dolmuş oradan, bu buradan. Dolmuşa siper olma durumu var. Dolmuşa siper olamıyorsak şöyle geldik. Beğenmedik, teşekkür ettik. Hop hop dedik. Evet. Fıtı 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 fıtı. Al dayıcım. Evet, pastor, bir şey yok, dayıcığım dedi. O da önemli. Şimdi buradan beğenmedi gelirken şöyle bir. Trafikte ater oynar gibi gidebiliyoruz arkadaşlar. Yani riske girmeden, riske sokmadan böyle. Altındaki motor sorunsuz, sıkıntısız olursa sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Gazı verdin mi gidecek, kesti mi duracak. Viteste miteste uğraşmayacağız. Ama insanlar riskli gidiyor. Her zaman dikkat edeceğiz. Evet.
Evet, evet. Çin, Çan, Çun. Hepsi var arkadaşlar. Aman dayım, aman dayım, neyle çıkıyorum? Dayım, yavaş dayım. Yayalara dikkat edeceğim. Böyle de bir durum var. Ama o Yozgat Bulvarı yine risk. Yozgat Bulvarı'nı alabot sistemiyle giderim de gerek yok. Rampaya saracağım. Kaldırımdan maldırımdan gideceğim arkadaşlar. Yani akşam akşam böyle stres atıyor. Bak şuna bak. Arabalar üstünü şeridi yapmış. Karşıdan gelenin şeridine girmiş. Al, görüyor musun BMW'yi? Al 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 al. La kardeşim. Yani tek sen misin? İnsana biz yapsak aynı hareketi motorcu ne yapıyor derler. Bak servisçinin önüne kırdı. Servisçi de uyanık. Yol vermemek için onu sıkıştırdı. O onu sıkıştırdı, bu bunu sıkıştırdı. Şimdi böyleyken yeşil yandı. Kimse gidemiyor. Bir BMW'cinin, bir Jeep'in yanlış hareket yapması trafiği tutadı arkadaşlar. Ama sorun değil. Biz sadece seyrediyoruz. Şimdi bu trafiği ben nasıl yararım? Şöyle hafiften bekliyorum. Orada kırmızı yanı verdi. Kırmızı yanı verince arkadaşlar ben de şuradan çaktırmadan tutu tutu gidiyorum. Bu çocukların trafikte işi ne? Oğlum evine git. Hadi bakayım. Hadi evladım. Evet. Trafikte kırmızı yandığı halde hala gitmeye çalışan abudumun gazları. Kornaya basan abudumun gazları. Evet arkadaşlar. Aha kavga çıktı. Nerede kavga çıktı? Buyur. Akşam akşam ona yol vermedi. Onu bilmem bir şey yaptı. Şuna bak. Tersten sağdan soldan birbirlerine giriyorlar. Yani olacak iş. Yani böyleyken böyle arkadaşlar. Yani trafik öyle bir durumda ki tıkandı. Oradan o oldu. Buradan bu oldu. Evet akşam akşam sıkıntı birbirine karıştı. Paket taksi oradan girdi. Öbürü oradan girdi. Burada da kutu 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 gideceğiz. Kutu kutu gideceğiz. Kutu kutu gideceğiz. Yani kutu kutu gideceğiz. Evet. Kavga başladı. Oradan, oradan. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Anlam veremedim yani. Böyle kemeli. Hadi dayım, hadi dayım, hadi dayım. Hadi dayım. Hadi abi, hadi abi. Hadi abi, hadi abi. Hadi dayım, hadi dayım. Hadi dayım, 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 vay 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 vay. Ya bu arabacılar var ya bu arabacılar. Motovlogcu dayı gibi olacağız. Motovlogcu dayı da arabacılara takmıştı. Bu arabacılar bizi mahvetti ya. Yani. Şuna bak. Yani arabaya binme kardeşim. Ne işin var araba? Ay. Oy. Evet, fıtı fıtı. Bang 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 bang. Ne oldu kardeş? Bastın, sıkıştırdın, kaldın orada zank diye. Yani böyle de bir durum var. Yani basıyorsun basıyorsun önün dıkalı zaten. Nereye gidecek? Ha ben giderim ne yaparım? Kaldırma çıkarım en fazla. Sen ne yapacaksın? Milleti mi depeleyeceksin? Böyle de bir durum var ama bu kız şurada arabanın içinde telefonla oynuyor. Her an gidebilir gitmedi sağ ol teşekkür ederim. Evet ne oldu? Trafiği 2 dakikada yarı verdik. Yani orada sabırsız olsan orada depelerler. Onun için dikkat edeceğiz. Burada da arkadaşlar otobana aşağı şöyle bir saldırı vereyim bir 100-120 yapacak mı diye. Şöyle bir bakayım diyor ne diyor diye. Evet buradan bizi sıkıştırmaya çalışanlar. Oradan trafik. Evet kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Evet kapa makas. Kapa makas gideceğiz. Kapa makas ama riskli. Risk alıyoruz. Kapa makas gidiyoruz. Evet şuradan bir makas sistemi. Makasımızı atıyoruz. Evet. Evet. Sağ kroşe sol kroşe. Katran 100. Evet. Diyor ne diyor? Ben 100'ü zaten yaparım. 110. Evet 120'yi göster bana bakayım da sana bir yükleyelim. Evet diyor. Gidiyor. Kapayacaksa ben diyor. Evet. Evet bomboş. Yüreğim de bir işte, motor böyle bir şey arkadaşlar. Bir anda stresini atıverdi. Sağdan, soldan, virajdan. Evet Honda diyor. Gerçekten ben diyor trafikte varım diyor. Evet 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 itekleyin itekleyin arkadaşlar itekleyin. LPG'ydi benzindi uğraşım durum.
al bir motor, keyfine bak diyoruz ama bizi dinleyen nerede? Bizi dinlemiyorlar. Gidiyorlar, çiğin çançun alıyorlar. Ondan sonra tırışkayı cumbağa oluyoruz. Evet, lambada duralım. Evet, biz de durduk. Hoppa. Evet arkadaşlar, şimdi burada şöyle bir durum oluştu arkadaşlar. Yolumuzu uzattık biraz. Canlı bir telefon geldi. Mübarek günde bakalım kim arıyor. Evet. Efendim buyurun. Aleyküm selam kardeşim, buyurun. Buyur abi. Ne var abi? RKS Titanic 150 mi? He, neyini arıyorsun abi? Ne? Marş motorunu tamir ettireceksin. İçinin kömürü, kömür yatağı. Honda CBF kömür yatağını takacaksın. Olayı bitireceksin hocam. Kırıldı komple ise sıkıntı. Neye benziyorsa Çin malı motorlardan uyarlanacak abi. Baskı balatası da Honda Titan'dan aynı abi. Honda, Titan, Yebere bunlarla aynı baskı balatayı kullanmış. Piyasada var. CG balatasıyla aynı. CG balataları var ya. Eski parçaların resmini çek gönder. Ben sana kargo yapayım göndereyim abi. Eski parçaların hepsinin resmini çekiyorsun. Bana bu telefona WhatsApp'tan resimlerini atıyorsun. Ben de sana senin için parçacıdan araştırıyorum. Diyorum ki şu parça şu fiyat, bu fiyat. Kargo yapıp gönderiveriyorum abi. Olur mu? Ne? Ankara'daysan o zaman abi benim Google'da adresim var. Çık gel eski parçalarımla telaf edelim abi. Olur mu? Nasıl? Abi o motorun hiçbir parçası yok piyasada. Tasarım hatalı bir motor. Piyasaya girdi. Keyway motoruydu. Peşinden parçalarını süremediler. Onun için onda şunu alacağım, bunu alacağım yok. Mekanik parçaları ondan bundan, Ali'den, Veli'den uydurulacak abi. Alternatif olmayan bir motor. Yani tırışkayı cumba. Tamam, sen bütün eski parçalarınla gel abi. Ben sana yardımcı olayım, olur mu? Motorla gelme, parçalarınla gel. Motorunla gelirsen motor yatan hasta olur, parçası yok. Parçaları bu poşete gel abi. Yol gösteririz, yardımcı oluruz. Elimizde varsa veririz. Her türlü hallederiz. Tamam, o daha mantıklı abi. Daha mantıklı. Bütün parçaların resmini çek. Ben de sana diyeyim ki şu parça var, bu parça yok. Şu şudur, bu budur diyebileyim abi. Olur mu? Oldu, iyi akşamlar, iyi iftarlar kardeşim. Evet, yine birine yardımcı olmaya çalıştık. Şimdi duyuyorsunuz değil mi? Ya gerçi telefonu duymadınız da. Şimdi mesele ne? Parçası kurçası bulunmayan motorları aldığımız zaman eninde sonunda sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Ya diyeceksiniz ki Honda'da da sıkıntı yaşıyoruz. Ya Honda'da da 20 sene geçmiş motorda sıkıntı yaşayacağım tabii. Ama dün aldığım motorda sıkıntı yaşamazsın. 3-5 senelik motorda sıkıntı yaşamazsın. Bütün yan sanayiciler ne yapıyor? Honda'nın parçalarını kopyalayıp Honda'nın parçalarını yan sanayi olarak üretiyor ki daha rahat satayım diye. Ve bütün piyasadaki motorların %80'i de Honda'yı kopyaladığı için Honda hayat devamlı onda diyor. Boşuna demiyor yani. Böyle de bir durum var arkadaşlar. Onun için motor alırken lütfen ne olur yedek parçası var mı bakın. Alırken parçaları da yanında alabiliyor musun? Alamıyorsan niye alıyorsun o motoru? Heveslenme. Elinde kalır, incir ağacı olur, çoluğun çocuğun rızkını bağlamış olursun, yazıktır, günahtır diyoruz ama anlayan nerede, dinleyen nerede, herkes bildiğini okuyor. Onun için arkadaşlar alın, tecrübenizi kendiniz yaşayın. Sizin tecrübeniz size, benim tecrübem bende kalsın. Benim tecrübemden yararlanan yol alır, yararlanmayan da yolda kalır diyoruz. Evet, videomuzun sonuna gelemiyoruz, daha vaktimiz var arkadaşlar. Biraz daha sohbet edelim. Biraz daha kafanızı ağrıtabilir miyim? Lütfen hakkınızı helal edin. Kafanızı ağrıttığım için. Evet. Buyur Mercedes kardeş. 230E. Geçiver. Evet geçti. Yine yeniden. Evet. 3-5 dakika kaldı ezan okunmasına. Ama Tio'yla gittiğimiz için hiçbir şekilde arkadaşlar strese girmiyoruz. Motor rahatlatır. Motor ruhunuzu açar diyoruz.
Arabacılara dikkat edeceğiz. Arabacılara. Evet, arabacılar. Nereden çıkacakları belli değil bu arabacıların. Şuradan bir rampaya tırmanacağız. Ya şaka maka diyor. Yüzü gördü ya. 100-105 dedi. Hatta 110 dedi. Demek ki buna ben var ya, ufaktan bir tıkılasam 120 bile diyebiliyor arkadaşlar. Böyle de bir durum var. Bilginiz olsun diyorum. Motorumuz 100'ü dedi, 110'u diye diyebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Geç Mercedes, Mercedes, geç BMW. Evet, Doblo da geçebilir. Belki bir ihtimalle motor nereye döneceği belli değil. Ha geç, bas. Acele etme. Avudumun gazı. Avudumun gazı arabacılara dikkat edeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar. Yarın bir Bukman 400 videosu belki gelebilir arkadaşlar. Detaylı varyatör bakımı yapacağız. İstanbul'dan geliyor takipçim. Full detaylı bir varyatör bakımı yapacağız. Suzuki Bookman 400 yeni model arkadaşlar. 2022 model. Varyatörü, devreci ve müşteri memnuniyetini sizlerle paylaşacağım. Bu motoru almasında ben de vesile olmuştum arkadaşa. Gayet memnun. Fakat işte bakımlarla ilgili sıkıntı yaşıyorlar. Detaylı varyatör bakımını İstanbul'da yapacak, yaptıracak düzgün bir yer bulamamış arkadaş. Hem dedi bir motoru deneyim, hem de sizi bir ziyarete geleyim dedi. Ben de buyur gel dedim. Yarın menümüz Bookman 400 arkadaşlar. Evet. Gel bana canımın için. Samsun. Evet, Şimşek Turizm. Burada bir lambamız yandı. Ya yoyalara yol vermiyorsun ayar. Ya neyini yol vermiyoruz? Ya geçiyor işte. Yeşil yanınca da mı yol verelim diyeceğiz. Bir oradan, bir buradan. Evet, start stop devreye girdi. Motorumu stop etti. Şu an benzin yakmıyor. Zaten yakmıyorum bir makina. Bir de hiç yakmadığını düşün. Şeye gerek kalmıyor. Bisiklet gel. Evet, time kırmızıda geçiyorsun. Dur, aferin sana. Aferin. Evet arkadaşlar, yine bir videomuzun sonuna geldik. Şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum. Hayırlı Ramazanlar diyorum. Görüşemezsek iyi bayramlar diliyorum arkadaşlar. Evet, videomuzu sonlandıracağız. Hoşça kalın.